Sonunda, en sonunda söz taştı kabından. Sözün tohumu sessizliğin kabuğuna dayandı çoktan. Yarın kelimeleri yara açmalıydı yeryüzünde. Söz ağacı dal budak salıp uzanmalıydı insan kalbinin göğüne. Artık emrolunduğunu açıkça bildir dedi Allah. Sesini yükseltmeliydi. Elçilik ettiği söz yüksek çünkü. Hiç tereddüt etmedi elçi. İyi ama demedi. Sırası mı şimdi demedi. O da bekliyordu ki taşıdığı mesaj yükünü hemen omuzlamayacak kavmi. Kokuşmuş geleneğin gömleğini yırtmak kolay değildi. Tortulaşmış alışkanlıkların perdesini kaldırmak kolay değil. Tıkanmış merhamet gözeneklerini açmak kolay değil. Sağırlaşmış kalplere sözü duyurmak kolay değil. Yürüdü. Safa tepesine doğru yürüdü. Yüreğinde sözün ağırlığı vardı. Sonunda gür bir nida ile seslendi. Ey Kureyş dedi. Ey Kureyş topluluğu. Buraya gelin. Toplanın. Size mühim bir haberim var. İnsanlar koşup toplandılar. Hayretle bakmaya, merakla beklemeye başladılar. Ey Muhammed Emin, bizi buraya niye topladın? Neyi haber vereceksin dediler. O sordu. Ey Kureyş, ey kavmim. Size şu dağın ardında bir düşman ordusu var. Üzerinize hücum etmek üzeredir desem, bana inanır mısınız? Cevap gecikmedi. Evet, inanırız. Çünkü sende şimdiye kadar doğruluktan başka bir şey görmedik. Senin yalan söylediğini hiç duymadık. Öyleyse diye devam etti. Sizi gerçeğe çağırıyorum. Biricik gerçeğe. La ilahe illallah. Hadi deyin. Yok ilah. Allah var deyin. Kınanmaları göze almaktı bu çağrı. Duru, diri, doğru kalmanın bedelini ödemeye canla başla razı olmaktı. Gözlerden sürgün edilmeyi göze almaktı. Çok geçmedi. Bedelini ödedi. İlk amcası Ebu Leheb attı taş. Sonra sözde taşlanmalar başladı. Vahyin şefkatli sesi altında. Küstahlığa katlandı Allah'ın elçisi. Göklü sözün yeryüzüne yağmurca dokunuşu adına en yakınlarından, en başta amcasından gelen alev yüzlü düşmanlıklara katlandı. Şimdi biz de Safa tepesinin altındayız. Dudağından doğrudan başka bir şey çıkmamış. Resul'ün sözü kulağımızda. Elçilik ettiği söz kalbimizde. O çileli yalnızlığına yürüdükçe
bizim çileli yalnızlığımızın yanında oldu. Bize doğru yürüdü aslında. Bize seslendi. Kendi sürgününe katlandıkça o, insanlığın cevherinde saklı ümitler bugün her yerde sürgün verdi. Tomurcuklandı müjdeler. Çiçeklendi vaktin dal uçları. Meyveye durdu vakit.